Kıymetli dinleyicilerim, hikayemizin final videosuna hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Kamuran amca okudukça Saadet teyzenin titremesi biraz da artıyordu. Saadet teyze bir anda doğruldu ve benim gözlerimin içine bakarak "Melun" dedi. Ve birkaç saniye sonra bayıldı. Ben şaşkınlık ve korku içerisinde Kamuran amcaya ve Cemal'e bakıyordum. Saadet teyze, ben kendimi bildim bileli konuşmayan bir kadındı. Nasıl olur da konuşur? Konuşmasından çok söylediği kelime ve bu yaşadıklarımın bir rüya olmaması beni daha çok korkutuyor ve şaşırtıyordu. Kamuran amca Cemal'e ve bana bakarak "Çıkın bu evden!" diye bağırdı. Biz Cemal'le ne olduğunu anlamadan avluya çıktık. Kamuran amca içeride yüksek sesle sure okuyordu. Birkaç dakika sonra Kamuran amcanın sesine çığlık sesleri de eklendi. İçeriden gelen bu çığlık sesleri Sarı teyzeye aitti. Cemal daha fazla dayanamayıp içeri girdi. Ben de onun arkasından girdim. Çığlıklar kesilmişti. Sarı teyze hala yerde yatıyordu ve ağzının etrafında kanlar vardı. Anlamsız bir şekilde Kamuran amcaya baktık. Kamuran amcanın avucunun içinde kanlı bir şey vardı. Bizi aldırış etmeden avluya çıktı. Cemal şaşkın bir şekilde anasını odasına götürdü. Ben de Kamuran amcanın arkasından avluya çıktım. Kamuran amca elini yıkıyordu. Avucundaki şeyi de avludaki mermer taşın üzerine koymuştu. Ben anlam veremediğim o şeye bakarken Kamuran amca sinirli bir şekilde "Elleme onu!" dedi. O şeyin ne olduğunu sordum. Kamuran amca hiç aldırış etmeden avludaki sandalyeye oturdu. Ben bir kez daha sordum. Gözlerimin içine baktı ve "O insafsızca yapılmış bir büyünün parçası!" dedi. Ben şaşkın bir şekilde mermer taşın üzerinde duran şeye baktım. Ete benziyordu. Bir tarafı hafif beyazlamış, bir tarafı da siyahlaşmıştı. O sırada Cemal geldi. Kamuran amca bana dediklerinin aynısını Cemal'e de söyledi. Yaklaşık bir saat sonra hep birlikte Sare teyzenin yattığı odaya girdik. Yarı baygın bir şekilde yatıyordu. Beni görünce biraz irkildi. Kamuran amca Arapça bir şeyler okudu. Okuduğu şeyler Sare teyzeyi gözle görülecek bir şekilde rahatlatıyordu. Sare teyze biraz doğruldu ve Kamuran amcaya "Allah senden razı olsun" dedi. Ben bir kez daha şaşırdım. Yıllardır konuşmayan kadın ne olduysa bir anda konuşuverdi. Kamuran amca Sare teyzeye konuşamamasına sebep olan şeyi sordu. Sare teyze kaşlarını çattı ve bana baktı. Ben bu bakışlarına anlam veremiyordum. Gittikçe sinirlenmeye başlamıştım. "Bunun amcası İbrahim denen adam yaptı tüm bunları" dedi. Cemal bana baktı ve birden "Ne yaptınız ulan anama?" diye bağırdı. Kamuran amca Cemal'i omzundan tutup kendine doğru çekti. Sare teyzenin başından geçenler hakkında bir bilgim yoktu. Sadece amcamın Sare teyze görünce başını önüne eğip suratına bakamadığını hatırlarım. Ben üzgün ve sinirli bir şekilde avluya çıktım. Kamuran amca da arkamdan geldi. "Sen eve git, ben olayları öğrenip geleceğim" dedi. Ben de Cemal'in dediklerinden sonra pek fazla kalmak istemiyordum orada. İtiraz etmeden eve gittim. Birkaç saat sonra Kamuran amca geldi. Şaşkın bir şekilde suratıma bakıyordu. "Amcandan bahset biraz. Ne yapardı, nasıl biriydi?" dedi. Ben de biraz sert biri olduğunu ve benim gibi hayvancılıkla uğraştığını söyledim. Kamuran amca bir müddet sustu. Tavanı inceledi. Bir anda dışarı çıkıp benim üzerinde odun kırdığım kütüğü aldı ve odanın ortasına koydu. Üzerine çıkıp tavana baktı. İnip kütüğün yerini değiştirdi. Ne yaptığını sormadan onu izliyordum. Tavanın kapıya doğru tarafında küçük bir delik vardı. Küçük deliğin ortasına eliyle yavaş bir şekilde vurdu. Yuvarlak bir tahta parçası içeri doğru girdi ve tavanda insan eli girecek kadar yer açıldı. Elini içine sokup siyah bir beze sarılı muska buldu. Ben şaşkın bir şekilde onu izlemeye devam ediyordum. Kütüğün üzerinden inip mindere oturdu. Muskayı özenle açmaya başlamıştı. Muskayı açtıktan sonra cübbesinin iç cebinden bir bez çıkardı. Bezi çıkarır çıkarmaz odayı kötü bir koku kapladı. Bu o et parçasıydı. Et parçasını da yine cübbesinin cebinden çıkardığı bıçağıyla kesti. Onun içinden de küçük bir muska çıktı. Ben gittikçe şaşırıyor ve korkmaya başlıyordum. Ben Kamuran amcanın yaptığı şeyleri izlerken kapının sesiyle irkildim. Gelen Cemal'di. Yüzüme sinirli bir şekilde bakıp içeriye girdi ve Kamuran amcanın yanına oturdu.
Ben de kapıyı kapatıp yanlarına oturdum. Kimse konuşmuyordu. Kamuran amca, benim evime gitmemiz gerekiyor. İhtiyacım olan şeyler var. Ne kadar tez gidersek o kadar iyi, dedi. Aceleyle yola koyulduk. Eve vardığımızda hava kararmıştı. Kamuran amca birkaç tane mumu yakıp odanın köşelerine koydu. Yanına da bir tane gaz lambası aldı ve oturdu. Biz de Cemal'le karşısına oturduk. Muskanın içinde yazan yazıları okudu. Eline birkaç karış uzunluğunda ip alıp dört düğüm attı. Muskaları bakır kasenin içindeki bulanık suya attı. Elindeki ipi bana uzatarak ipi kasenin üzerinde tut. Dediklerimi tekrarla ve ben her başımı öne eğdiğimde düğümlerden birini aç, dedi. Dediklerini yapmıştım. Suyun içinden kağıtları çıkardı ve suyu içmemi söyledi. Suyu içtim. Kamuran amca bu gece burada kalacağız, dedi. Cemal anasının yanında olması gerektiğini söyledi. Kamuran amca başını salladı ve Cemal'i yolcu etti. Cemal'in evden çıkarken yüzüme bile bakmaması beni şaşırtmış ve bir hayli üzmüştü. Bu yaşadığım olaylara anlam verememekten yorulmaya başlamıştım. Kamuran amca kapıyı kapattı ve yerine oturdu. Zaman ilerlemişti. Kamuran amca yatacağım yeri gösterdi ve "Korkma, bu gece rahat uyuyacaksın," dedi. Yatıp bugünkü olayları düşündüm ve çok geçmeden uyudum. Çığlık sesiyle irkildim. Doğrulup gözlerimi ovuşturdum. Başımı çevirdiğimde korkudan ruhum bedenimden çekilmek üzereydi. Kamuran amca, Cemal, Sare teyze, anam, babam ve amcam İbrahim yan yana dizlerinin üzerinde oturmuş şekilde bana bakıp gülümsüyorlardı. Hemen yatağa girip battaniyeyi kafama doğru çektim. Birkaç saniye sonra biri omuzlarıma bastırıp beni sırt üstü yatırdı. Battaniyeden bir şey göremiyordum ve kıpırdayamıyordum. Buz kesilmiştim sanki. Ezanın sesiyle uyandım. Omzumda acı hissediyordum. Kamuran amcanın dediği şey aklıma geldi. Bugün rahat uyuyacağımı söylemişti. Peki gördüğüm bu rüya neydi? Yatakta güneşin doğmasını bekledim. Kamuran amca güneşin doğmasıyla birlikte uyanmıştı. Yanına gidip gördüğüm rüyayı anlattım. Bana bakıp, "Bu olay bugün çözülecek, merak etme," dedi. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra yola çıktık. Cemal bizi bahçe kapısında karşıladı. Sare teyzenin benimle konuşmak istediğini söyledi. Evin içine girmek için ilerlerken Sare teyzenin avluya çıktığını gördüm. Yanına gidip hiçbir şey söyleyemeden suratına baktım. Sandalyeyi göstererek otur, dedi. Kendisi de karşımdaki sandalyeye oturdu. Ve dedi ki, senin o amcan ananla babana büyü yaptı oğlum. Ben de onun yüzünden senelerce konuşamadım, dedi. Ben şaşkın bir şekilde Sare teyzeye bakıyordum. Bir müddet sustuktan sonra, nasıl olur Sare teyze, dedim. Sare teyze olan biteni anlattı. Zamanında babamla amcam büyük bir define bulmuşlar. Amcam babamı çok kıskanırmış. Defineyi çıkarmak için civar köylerin birinden bir hoca bulmuşlar. Hoca bu definenin cinlere ait olduğunu ve sadece anlaşma yapılarak çıkarılabileceğini söylemiş. Babam kabul etmek istemese de amcam zorla kabul ettirmiş ve defineyi çıkarmışlar. Anamla Sare teyze çok yakınlarmış o zamanlar. Babam bu olayları anama anlatınca anam da saklayamayıp Sare teyzeye anlatmış. Sare teyze de bir gün amcamı yolda görüp her şeyi bildiğini ve defineden biraz da olsa ona pay çıkarmasını, çıkarmazsa tüm köye anlatacağını söylemiş. Bunu söyledikten sonra pişman olsa da iş işten geçmiş. Amcam defineden kimseye pay vermek istemiyormuş. Defineye tek başına sahip olmak için anamla babama büyü yaptırmış. Ben o zamanlar 4 yaşındaymışım. Bir gün Sare teyze bizim eve gelmiş. Eve girince anamla babamın kendilerini tavana astığını görmüş. O sırada amcam eve gelmiş ve Sare teyzenin bu olayı gördüğüne şahit olmuş. Sare teyze koşarak eve gitmiş ve kimseye bir şey anlatmamış. Amcam da Sare teyzenin gördüğü bu olayları birinin anlatmasından korktuğu için ona büyü yaptırmış ve Sare teyzenin dili bağlanmış. Amcam define altınlarını ağıra saklamış. Bir gün almaya gittiğinde bulamamış ve yaptıklarından pişmanlık duymuş. Sare teyzeye af dilemek için gelse de Sare teyze onu hiçbir zaman affetmemiş. Bunları duyduktan sonra çok şaşırdım. Kamuran amca ahıra bakmak istediğini söyledi ve hep birlikte ahıra gittik. Ahırdaki hayvanları dışarı çıkardım ve ahırdaki pislikleri temizlemeye başladık.
Kamuran amcaya yılanı gördüğüm yeri söyledim. Dışarıdan kazma kürek getirmemi söyledi. Kazma küreği alıp yılanı gördüğüm yeri kazmaya başladık. Biz kazarken Kamuran amca Arapça bir şeyler söylüyordu. Bir anda yer sallandı ve Sare teyze bağırmaya başladı. Ben elimdeki kazmayı yere atıp Sare teyzenin yanına gittim ve Cemal ile birlikte kollarından tuttuk. Sare teyze yüksek bir sesle "Altınları vermezseniz kan dökülecek," dedi. Kamuran amca elini açıp Arapça ayetler okudu. O okudukça sallanma şiddetleniyor ve Sare teyzenin ağzından kan gelmeye başlıyordu. Çok geçmeden sallanmanın şiddeti azaldı ve Sare teyze kendine geldi. Kamuran amcaya dönerek "Acele etmezseniz buraya gelecekler," dedi. Ve bana dönerek canımı alacaklarını söyledi. Ben elime kazmayı aldım ve hızlı bir şekilde kazmaya devam ettim. Bir müddet kazdıktan sonra kazma sert bir şeye vurdu. Kazdığımız yerin içinden büyük bir küp çıkmıştı. Kamuran amca evden büyük bir bez getirmemi söyledi. Eve gidip bezi getirdim. Kamuran amca küpü kaldırıp sert bir şekilde yere vurdu ve içinden kan aktı. Ben, Cemal ve Sare teyze şaşırmıştı. Kamuran amca soğukkanlı bir şekilde yere dökülen kanın üzerine bezi örttü ve dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Biz çıktıktan sonra yüksek sesle ayetler okumaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra bizi içeri çağırdı ve bezi kaldırmamızı söyledi. Bezi kaldırdığımızda kanların altına dönüştüğünü gördük. Şok olmuştuk. Kamuran amca altınları doldurmak için büyük bir çuval istedi. Çuval bulup altınları çuvala doldurduktan sonra Kamuran amca Sare teyzeye babamla amcamın altınları nereden çıkarttıklarını sordu. Sare teyze civar köylerin birinde bulduklarını, köyün seneler evvel boşaltıldığını söyledi. Ben, Cemal ve Kamuran amca altınları alıp yola koyulduk. Köye vardığımızda akşam çökmek üzereydi. Kamuran amca bu tür definelerin genelde kayın ağaçlarının altında olduğunu söyledi. Köyde sadece bir tane kayın ağacı vardı. Zaman kaybetmeden kayın ağacının hemen yanını kazmaya başladık. Kamuran amca yine ayetler okuyordu. Altınların sığacağı büyüklükte bir çukur açıncaya kadar kazdık. Çukur o boyutta gelince altınları koyup gömdük. Güneş tamamen batmıştı. Altınları gömdükten sonra yola koyulduk. Eve dönerken Kamuran amcaya anamla babamın mezarının başındaki ağaçta bulunan 1951 yazısının ne anlama geldiğini sordum. Amcam, ananla babana 1951 senesine büyü yaptırmış. Aynı sene içinde de ölmüşler. Ananla baban ölseler de cinler onları mezarlarında bile rahat bırakmamışlar. Mezarlarının başındaki ağacı bu rakamları yazmışlar, dedi. Ben buna pek anlam verememiştim. Bu şeylerden kurtulduğumuzdan dolayı ve biraz da olsa sevinçli olduğum için fazla da üstünde durmadım. Eve vardığımızda gece yarısıydı. Ben ve Kamuran amca benim evime gittik. Cemal de kendi evine gitti. Eve gider gitmez Kamuran amcanın yerini hazırladım ve ben de kendi yerime uzandım. Sabah uyandığımda Kamuran amcanın henüz kalkmadığını fark etmiştim. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Dışarı çıkıp ağırın kapısını açtım ve hayvanları dışarı saldım. Eve geçtim. Kamuran amca daha uyanmamıştı. Yorgunluktandır diyerek uyandırmak istememiştim. Çayı koyup kahvaltıyı hazırladım. O sırada Cemal geldi. "Nasılsın kardeşim, görüşmeyeli?" dedi. Ben de şaşkınlıkla "Daha dün görüştük ya kardeşim, ne diyorsun?" dedim. Cemal anlamsız bir şekilde yüzüme baktı. Olayların etkisinden böyle davrandığını düşündüm ve "Otur kahvaltı yapalım kardeşim. Kamuran amca da birazdan uyanır," dedim. Cemal yüzüme bakıp "Kamuran amca kim?" dedi. Ben şaka yapıyor sanıp gülmeye başlamıştım. Cemal gülmeyince işkillendim ve Kamuran amcaya bakmak için içeri girdim. Kamuran amcanın kaldığı odaya girince kimsenin olmadığını fark ettim ve avluya Cemal'in yanına döndüm. "Cemal, iyi misin kardeşim?" dedi. Hiçbir şey söyleyemeden Cemal'in suratına baktım. Birkaç saniye sonra Cemal cebinden bir tane tespih çıkarıp bana uzattı ve "İstanbul'dan senin için aldım kardeşim," dedi. Bu cümleyi duyduktan sonra başımdan aşağı kaynar sular inmişti. Cemal'e son 3 gündür birlikte yaşadığımız olayları anlattım. Fakat Cemal her birini reddetti ve Kamuran amcayı dahi tanımadığını söyledi. Cemal'e Kamuran amcanın evini göstermek istedim. Birlikte yola çıktık ve ağaçların arasındaki eve doğru ilerledik. Fakat ev yerinde yoktu. O an bayılmışım. Gözlerimi Cemal'in evinde açtım.
Sare teyze bana su getirmişti. Doğrulup suyu içtim. Sare teyze, nasılsın teyze? Dedim. Cemal anlamsız bir şekilde bana bakıyordu. Sare teyze birkaç saniye sert bir şekilde gözlerimin içine baktıktan sonra gitti. Son 3 gün içerisinde yaşadığım olayları benden başka kimse bilmiyordu. Bir süre olayın şokunu üstümden atamadım. Anamla babamın mezarının başındaki ağaçta bulunan yazı da ortada yoktu. Köyde daha fazla durmak istemedim. Bir sene sonra hayvanları satıp İstanbul'a yerleştim. Olay her aklıma geldiğinde anamla babamı rüyamda görürüm. Değerli dinleyicilerim, bir korku hikayesinin de sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bu enteresan hikaye hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Her şey siz dinleyicilerim için. Allah'a emanet olun.